Merhaba arkadaşlar, ben Blue Bariton. Boş taht görevlerinden Roland'ın hikayesindeki karanlık anlaşmalar göreviyle devam ediyoruz. Yine arkadaşlar ilk geçen bölümün sonunda gördüğünüz izle kısmı yine boştu. O yüzden orayı geçtim. Şimdi diyor ki asiler yaklaştığında Roland eve yakından baktı. Argonport'un arka sokakları ücreti karşılığında sana arkadaş diyebilecek türden insanlarla dolu. Kebal ya da kabal bilemedim, yanlış olmasın telaffuzum. Vahşi bir bölge ama kesinlikle etkililer diyor. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, her bölümün başında genelde söylüyorum, yine söyleyeyim. Hem hikayeyi devam ediyoruz hem de mekanikleri bilmeyenlere anlatmış oluyoruz. O açıdan güzel oluyor. Tabii ki bütün bunları eğer takıldığınız bir görev varsa bakabileceğiniz gibi baştan hikayeyi takip etmek için de açıp izleyebilirsiniz. O da ayrı keyif. Hemen yüklendi. Bakalım, Sustalı Çakı geldi. Evet, şimdi bir elimizde adalet mühürleri var. Şimdi adalet sınıfına başladığımız için artık adalet mühürlerimiz var. Tek çeşit olduğu için 3 tane olması yeterli bizim için. 0 yok, 1 yok. 2'den bir büyü görüyorum. Burada da bir silah görüyorum. Birim yok. Demek ki 0, 1, 2, 3'ten birim hiç çıkmadığı için ben bunu yeniden çek diyeceğim. Ve hemen bakacağım. Yine 3 tane gücüm var. Çok güzel. Birim var mı bakıyorum. 2'den bir tane birim görüyorum. Senin şimdi şehrin savunmasında yer alman gerekiyor dedi sanırım. Zaten bu şehri yönetiyoruz. Onun için ölmeye gerek yok. Ama yine de öleceksin. Şimdi arkadaşlar bir daha bakalım. Şurada bir tane birim gördüm. Tamam. 0'dan yoktu. 1'deki büyüydü. 2'deki diğeri de birim değil sanırım. 3'te de birim yok. Bakalım o kart neymiş, ona bir bakalım. Büyümüş. Şimdi arkadaşlar bu iki gücünde ve bir adalet etkisi isteyen bir büyü. Şunu hemen hatırlatalım. Büyü iki çeşitli. Büyü ve hızlı büyü. Büyü kendi turumuzda oynayabildiğimiz. Ama hızlı büyü hem kendi turumuzda hem rakibin hamlesinden sonra. Ama şunu hatırlatalım. Kendi turunuzda rakibin hamlesinden sonra yapabilirsiniz. Ya da rakibin sırasında rakibin hamlesinden sonra yapabilirsiniz. Şunu sorabilirsiniz. Kendi turunda rakibin hamlesi nasıl oluyor? Şöyle olabilir. Siz saldır dersiniz. Rakip engelleme yapar. Ondan sonra tekrar sorar. Hızlı büyü için. O zaman mesela kullanabilirsiniz. Tabi işinize yarıyorsa. Peki bu büyü ne işe yarıyormuş? Bir kere bize iki kalkan katıyormuş. Destemizden de bir adalet mührünü seçip elimize veriyor. Seç dediği için elimize veriyor. Çek deseydi de elimize veriyordu. Peki kalkan ne işimize yarar? Kalkan hem can gibidir. 15 artı, bizim 15 canımız var. Artı 2'den yani 17 can var gibi olur. Aynı zamanda elimizde bir eski silah varsa biliyorsunuz eski silahlar oyuncuya veriliyor. Onların bir dayanıklılığı oluyor. O da kalkanla belirleniyor. Örneğin elinizde 4 hasar bir kalkanlı bir silahınız varsa o kalkan kırılınca silah yok olur. O yüzden bunu eklediğimizde o silah 4 hasar bir kalkandan 4 hasar 3 kalkan olacak. Daha uzun süre dayanabilecek. Bu anlamda da kullanabilirsiniz. Hem can yerine geçiyor hem de silahlarınızın dayanıklılığını arttırıyor diyelim ve devam. Şimdi öncelikle hiç gücümüz yok. Adalet gücümüzden bir tane basıyoruz. Bir gücüne ulaştık ve bir adalet etkimiz oldu. Elimizde böyle kullanabilecek bir şey yok. Bir gücünde bir kart var ama bu bir hızlı büyü. Bu da bir birime sadece o tur için 3 hasar ve 3 can ekliyormuş. Bir birimimiz olmadığı için zaten pasif duruyor. Hemen sıramızı geçelim. Sustalı Çakı bir gölge gücü kattı, kendine bir gölge etkisi kazandı ve bir gücünde bir birim kattı. 2 hasar bir canlı. Evet, şimdi tekrar bakıyoruz. Sıra bizde. Şöyle bir baktığımızda bir kartı bize tanıtmak istiyor. Hemen bakalım. Hazine koruması. Arkadaşlar bunun 2 hasarı 3 canı var. 3 gücünde ve bir asal etkisi istiyor. Şimdi bunun dayanıklılık özelliği var. Arkadaşlar dayanıklılık nedir? Siz bir birimle saldırdığınızda o birim saldırdıktan sonra enerjisi tükeniyor. Ve sonraki tur rakip saldırdığında enerjisi tükenen birimler o tur engelleme yapamıyorlar. Bu yüzden biliyorsunuz daha karanlık renge bürünüyorlar. Tekrar sıra geldiğinde enerjisini toplamış oluyor. Ancak dayanıklılık özelliği varsa saldırdıktan sonra siz sıranızı geçtiğiniz anda rakibe normalde enerjisi düşmüş karanlık olacakken tekrar enerjisini hemen topluyor. Ve rakibe aynı zamanda önceki tur saldırdığı gibi sonraki turda engelleme yapabiliyor isterse. Devam edelim.
Ayrıca dayanıklılığın bir özelliği daha var, onu da söyleyelim. Dayanıklılık sahibi olan birimler büyülerden ve etkilerinden korunuyorlar. Örneğin sizi sersemletemiyorlar. Dayanıklılığı olan bir birime büyü yapıp sersemletemiyorlar mesela. Büyülerden korunabiliyor. Bunları da hatırlatalım. Şimdi bir gücümüzü basalım. Yani şurada yine büyülerden etkilenmiyor diye biliyorum ama bazen bazı şeyleri çok kullanınca karıştırma oluyor. Yine de bakayım şurada yazana. Evet, bakın orada da söylüyor zaten. Evet. Tamam, yani normalde bunu zaten biliyordum ama yine de yanlış olmasın diye bir tekrar kontrol etmekte fayda vardı. Aynen arkadaşlar, büyü yapınca etkilenmiyor ama farklı büyülerde farklı etkilerden nasıl etkilenir yine de bakmak lazım. Ama etkilenmediğini biliyorum. Yanlış olmasın diyelim ve devam edelim. Şimdi iki gücüne ulaştık. İki asal etkimiz var. Üç tane kartımız aktif ama neden arkadaşlar? Bakın şu ikisi yeşilken bu neden beyaz? Bir birime bu turda 3 hasar 3 can ekle diyordu. Ama bu arkadaşlar bir birime diyor. Kendi birimimiz şart değil. Rakip birime de ekleyebiliyoruz. O yüzden beyaz. Yani kendimize kullanmadığımız için beyaz olmuş ki bir fark var. Bunu dikkat et demek istiyor. Peki neden rakibe gidip de 3 hasar 3 can ekleyelim? Bazen arkadaşlar şöyle bir şey olabilir. Elinizde bir büyü vardır. 4 hasar veya daha üzeri hasara sahip bir birime öldür diye olabilir. Örneğin bu birim ölümcül özelliği vardır. Bir vurup bizim önemli bir birimimizi yok edecek durumundadır. Bizim için de bu burada diye hiç saldıramıyoruzdur. Bununla ne yaparız? Ekleriz bunu mesela. Ne olur 3 hasar 3 can ekleyince bu 5 hasar 4 can olur. Ve bizde 4 hasar veya daha yüksek olduğu için yok edebileceğimiz bir büyümüz varsa onunla bunu yok edip kurtulabiliriz. Mesela öyle kullanılabilir. Tercih devam. İki gücünden neyimiz var? Bir büyümüz vardı. İki kalkan kazanacağız. Ve de bir adalet mührünü elimize desteden çıkarıp seçeceğiz. Burada ne yapabiliyoruz? Bir birim koyabiliyorum. Bunun 3 canı var. Bir kere bu 2 vurduğu için bunu öldüremez. Ayrıca bir hasarı var. Bunun bir canı olduğu için bunu öldürür. Ve de savaş çığlığı var. Bununla saldırırsam ki başka bir birimle bana engel olmazsa o zaman bu savaş çığlığı sayesinde destenin içindeki birim ya da silahlardan en üstte hangisi varsa ona bir hasar bir can ekleyecek. O zaman bunu koymam hem savunma açısından hem de sonraki tur mümkün olursa saldırıp savaş çığlığı atıp daha da güçlenmem açısından kritik. Bunu önden koydum. Devam edelim. Tabii ki güçten kazanmak istiyorsak önden güç kazanmak için bunu da koyabilirdik. O da bir tercih tabii ki. Şimdi yeni bir kart bize tanıtmak istiyor oyun. Önce bir ona bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar bu bir birim. Bir hasarı bir canı var. 3 gücünde ve bir asal etkisi istiyor. Peki bundaki özellik nedir? Güçlendir. Arkadaşlar güçlendir ne demek? Siz güç kartı oyuna bastığınızda bu güçlendir gerçekleşecek demek. Demek ki biz her tur güç basabildiğimize göre güçlendir de her tur kullanabiliriz demek. Tabii ki elimizde güç olmadığı turlar bir işimize yaramayacak. Ne yapıyormuş? Sarmalın hasar ve can çifte sırası demek isterken yani bizim hasarımızı canımızı devamlı ikiye katlayacak. Demek ki ben ilk güç bastığımda bu 2 hasar 2 can olacak. Sonra 4'e 4, 8'e 8, 16'ya 16, 32'ye 32 diye gidecek, daha da yükselecek. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben denemiştim yanlış olmasın. Buna silah eklerseniz atıyorum 4 hasar 1 canlı silah eklediniz. 5 hasar 2 can olunca sanırım bu yine alttan 1'e 1'i 2'ye 2'yi 4'e 4'ü görerek gidiyor. Sanki silah yokmuş gibi. Öyleydi, değişmediyse yine öyle olabilir. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Yani ben silah koyayım da bunu 5 hasara çıkarayım. 5, 10, 20, 40 diye gitsin yapamıyorduk. Değişmediyse yine öyledir. Zaten deneme imkanımız olursa silahımız. Burada bir silahımız var. Bunu buna ekleyip denemeyi yapabiliriz. 3 gücüne ulaşınca bunu kullanabiliriz. Bunu da tanımış olduk. Şimdi bakalım. Elimizde şimdi bununla saldırırsam savaş çığlığı atarım ki önüme bir engel koymadı. Ama bir gücü var. Belki bir büyü yapıp bir şey yapabilir. O riske gireceğiz. Şu gücü basalım. 3 gücüne ulaştık. Şimdi ben bu turda şu birimi, bu değil, şunu katmak istiyorum. Ama tabii rakip bir şekilde büyü yapıp bunu yok edecek bir güce sahip olabilir. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bir sonraki tur elinize güç gelirse güç gelince kullanırsınız. O zaman da işinize yarayabilir. Tabii yapabilirsiniz. Önden koymak faydalı olabilir. En azından o sonraki turda saldırmasını sağlayabiliriz.
Fakat elimde güç yokken bunu ortaya koyup da riske atmak istemiyorum. O yüzden bunu koymayacağım. Şu silahım bekliyor zaten dört gücünü. O zaman şu dayanıklılığı olan birimi koyayım ki hem saldırıp hem de gerektiğinde savunma için kullanabileyim. O zaman önce saldırımı yapıyorum. Ve burada arkadaşlar saldırdığım için hızlı büyüm var. Bir güçlü. Dilersek rakip bir sürpriz yaparsa 3 hasar 3 can ekleyip bunu koruyabiliriz. Mesela o buna bir şey ekleyebilir. Bir hızlı büyü yapar. 3 hasar ekleder. 5 olur. 5 hasarla vuracağı için öldürecekken biz bununla 6 canı çıkarıp kurtarabiliriz gibi. Saldır diyelim. Bakalım rakip bir şey yaptı mı? Yapmadı. Rahatça dövüşebiliriz. Ve savaş çığlığı attık. Destenin en üstündeki birim ya da silah bir hasar bir can aldı. Şimdi önüne de şu birimi koyuyorum ki hem onu engelleyecek olsun hem de sonraki tur engel olmazsa önümde saldırabilirim. Bakalım şimdi rakibe ne yapacak? Bir güç bastı. Destesindeki 4 karttan birini seçip kalanı alta koydu. Ve sırasını geçti. Bir şey yapmadı. Güzel. Ama benim elime güç gelmedi. O zaman şunu kullanalım ki bu bize bir güç kartı verecekti destemizden. Hem bunu koyup iki de kalkan kazanalım. Şöyle önden koydum. Aslında önden koymam şart değildi. Şunu basalım. Şimdi kullanabileceğim iki gücüm var. Ama bu birime önden koymayacağım. Bu arada az önceki savaş çığlığı bunun hasarını ve canını artırmış. Gördüğünüz gibi 4 hasar 3 cana çıkmış. Bu 3 hasar 2 candı bu birim hatırladığım kadarıyla. Buradaki bakın bizim savaş çığlığımız buna etki sağlamış. Destenin en üstündeki birim ya da silah demiştik. Birim varmış. Yine aynısı olacak. Bununla saldıracağız. Şuna da saldır diyeceğiz. Artık bu geri dönüp enerji toplayacağı için daha rahatız. Bu iki hasar verdiği için ikisinden birine de gitse sorun değil. Şu büyümüz de elimizde hazır zaten. Bir sürprizi yaparsa korumak için kullanabiliriz. Saldır dedim. Savaş çığlığını attık. Destenin en üstündeki birim ya da silah bir hasar bir can ekledik. Dövüş diyelim engellemedi. Şimdi arkadaşlar bakın ikisinde enerjisi düştü. Sırayı bitir dediğimizde bunun dayanıklılığı olmadığı için bu böyle enerjisi düşük kalacak. Ama bunun dayanıklılığı olduğu için hemen kendini toparlayacak. Ama önce şu birimimizi bir oyuna katalım. Askerimizi ve sırayı bitir diyelim. Bakın bu kendini hemen toparladı. Tekrar engelleme yapabilir hale geldi. Rakip 4 güce ulaştı. Ve 5 hasar 2 canlı bir birim yolladı bize. Şimdi elimizde yine güç yok. Ben bunu koyarsam şu an işime yaramayacak. Güç geldiği turda katıp bunu o zaman başlatmak istiyorum. Ancak şu silahımı bunlardan birine ekleyebilirim. Örneğin bunun 2 canı 5 hasarı var. Bununla saldırırsam öldürür. Bununla saldırırsam öldürür. Buna eklersem mesela bakayım 4 hasar 4 can. Bu adalet etkimin her biri için bir hasar bir can ekliyor bu silah ve buna eklesem de ben güç bastıkça bu tekrar bunun hasar can arttırmaya devam edecek ama bunun bir özelliği yok. Bunun dayanıklılığı var. Bu bana saldırıp geri savunma imkanı verir. Buna eklersem de 7 can olur. 2 artı 5 7. Bunu ikisi birden yok edecek hale gelir. Bununla saldıramam. Buna yaparsam yine benzer şekilde saldıramam. Buraya baktığımda bunda da yine 7 can olacağı için işime yaramıyor şu an. Demek ki bu turda bunu kullanmamın bana faydası yok. Bir bakalım diğerine. Bunda hayat hırsızı özelliği var arkadaşlar. Buna sonradan gelmiş bu özellik. Yeşil olduğu için. Peki neden sonradan gelmiş? Bir bakalım. Diyor ki 4 ya da daha fazla hasarı varsa hayat hırsızı vardır. Şimdi bunun yeşil olduğu için hasarı ve canı buna bir hasar bir can eklenmiş. Neden? Çünkü savaş çığlığı atmıştık. En üstteki birim de bu olduğu için buna eklenmiş. 4 hasar 4 can olduğu için de 4 ya da daha fazla hasarı varsa hayat hırsızı vardır diyor. O yüzden hayat hırsızı gelmiş. Peki hayat hırsızı nedir? Verdiğiniz hasar kadar oyuncunuza can alırsınız. O yüzden bunu oyuna katacağız. Bir sonraki tur gerekirse buradan destek vereceğiz. Ve de bununla bu ne olacak o zaman? 8 hasar 8 can. Hatta güç basabilirsek daha da artacak. Ve de her vurduğumuzda engellerse bizi yine de biz buradan vurduğumuz kadar canı da oyuncumuza dolduracağız. Şurada mesela bu 3 gücünde bunu katacağım ama sonradan katacağım. Neden? Şu bir gücümüzü ekstra 3 hasar 3 canımızı kullanalım istiyorum. Nasıl yaparız? Mesela şimdi savaş çığlığını kullanırsam ne olur? Benim 3 canım var diye bu saldırırsa olmaz ama bu tek başına buna saldırır ve 5 hasar atacağı için ve de 2 canı olduğu için ben 1 hasarla öldüremeyeceğimi düşünüp bununla engelleyecektir. Çünkü bununla engellerse bu bunu öldüremez ama ben onu öldürürüm.
Bu bunu engellediğinde ben de bu büyümü kullanıp bunu 4 hasar 6 cana çıkaracağım. Hem savaş çığlığı atacağım hem de böyle tehlikeli bir birimden kurtulacağım. Şunları da saldır diye katarsam o belki bunlardan birine yönelir. Ama o zaman şöyle bir şey yapabilir. Bu bunlardan birine gittiği gibi şu da bana gelebilir. Ama bakın bunu öldüremez. Bunu da öldüremez. Bunu da öldüremez. O zaman sorun yok. Ama ikisi birden bir tanesine giderse 7 vurur. Bunun verdiği 3 işe yaramaz. Ama bu tek başına öldüreceği için bu ikisi birden aynısına gitmeyecektir diye tahmin ediyorum. Ama sürpriz yapmak için ikisini aynı birime yönlendirebilir. Ben riske girip saldır diyeceğim, bakalım ikisi hangisine gidecek. Savaş yalımızı attık. Güzel, ikisi farklı gitti. Bu buna gidiyor. Bu bunu engellemek istiyor ama bu bunu öldürecek. Bu 3, 2 vurduğu için bunu öldüremez. Bu 4 vurduğu için bunu alır. Şimdi bu bunu almak istiyor. Az önce de savaşçılığını gördüğümüz için savaşçılığını attık. Bir kere desteğin içindeki birim ya da silah en üstte ne varsa o bir kere bir hasar bir can aldı. Şu büyümüzü, hızlı büyümüzü kullanıp şundan da kurtuluyoruz. Önümüzü tamamen açıyoruz. Aynen, bakın arkadaşlar, bunu da açtık, bunu da, çok güzel. Bunları da koruduk. Şimdi üstüne bunu yine koymuyorum. Çünkü neden? Elimde güç yok. Güç olsun o zaman katmak istiyorum. Erkenden katıp hani bir hasar veren bir şey gelir, bir büyü yapılır, yok ederler. En azından bir tur dayandırabileyim. Hatta silahımı mümkünse buna eklerim bir sonraki tur ki daha dayanıklı olsun. Katlanmaya devam etsin isterim. O yüzden bu tur bunu katacağım. En azından bu saldırabilirse sonraki tur can bize toplamaya başlayacak. Böylelikle bakın iki birimden kurtulduk. Bir güç bastı, ateş gücü. Ve de 5 gücünden bir birim koydu. 3 hasarı 5 canı var. Bunu bastırma özelliği var arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz şu. Bu birim mesela biz buradan diyelim ki şununla ben bunu engellemek istedim. Ne oldu? Ben bir hasar verip onu öldüremedim. Ama bu 5 hasarının bir hasarıyla, şey 3 hasarıyla bizim 3 canımızı aldı diyelim şunun. 2 hasarında gelip benim oyuncuya vurur. Yani bu bastırma biliyorsunuz rakibi engelleyen rakibi öldürdükten sonra artan hasarını oyuncuya vuruyor. Birden fazla rakip engellersek yine canlarından sonra kalıyorsa bize vurabiliyor. Yani oyuncuya vurabiliyor. Bununla saldırırsam yani bu 5 vurduğu için bir kere bu 4 can, 3 can, 3 can, 3 can istediğini öldürebilir. Ekstra bir şeyim yok. Buna mesela şey katabilirim. Silahı katabilirim. O zaman ne olur? Bu 8 hasar 8 can olur ve bu bunu zaten bir şey yapamaz. Ama bir sonraki tur bu saldırmak isterse bizim canımızı düşürecek. Ama büyük ihtimal saldırmayacaktır. Biz şimdi ne yapabiliriz? Bu silahımı buna eklersem bu bunu öldüremez. Savaş çığlığı atmaya devam ederim. Ama biz en son ne almıştık? Bakın bunda savaş çığlığı da varmış. Buna bir hasar bir can eklemişiz. En son birim bu varmış sırada. Ben diyorum ki bir riske girsek yakında güç de gelir. Şunu artık katsam diyorum. Bir sonraki tur silahı eklerim. Rakip bir şey yapmazsa. Bunu katabilirim. Ama önce ne yapalım diye bakıyorum. Kazanmak için fırsatım var mı? Şimdi hepsini birden saldırtırsam en güçlü olan hangisi? Hayat hırsızı özelliği olan. O bunu yok eder. Ben 4, 6, 7 vururum. Bunun 9 canı var. Demek ki bunu kritik bir yere koyarsam kazanabilirim. Nasıl yapabilirim? Mesela bunu gidip şu en az hasarı olana katarsam 5 olur. 5'i durdurursa 4, 8, 10 vururum, işini bitiririm. Demek ki oyunu bitirmek için bunu kullanabilirim. Rakibin sıfır gücü var. Bunu buna katalım. Rakibin sıfır gücü var. Bir sürpriz sıfır güçlü bir kart çıkarmazsa oyunu kazandık. Çünkü neden? En yüksek vuranı engellerse bile yani onu durdurmaya şey öldüremez ama buna gelirse biz buradan direkt 4, 8, 10 vuracağız. Gelip de hayat hırsızı olanı alayım derse bizim için fark etmez. 5, 9, 11 vuracağız. O yüzden buradan hepsine saldır deyip oyunu direkt kazanabiliriz. Hem savaşçılığımızı da attık. Bir sürpriz çıkarmadı zaten. Evet, bakın buna geldi. Ama biz de kalanlarla vurduk, işini bitirdik. Yeterli mi? Şimdi kışlalara rapor ver. Ve böylelikle bu görev de tamamlamış olduk. Güzel. Hemen izlenecek bir şey var mı? Ona bakalım. Bu görevi de böyle bitirdik.
Sizler de yine elinize gelen kartlarla benzer bir mantık kurarak yapabilirsiniz. Aynısı gelirse tabii ki yine buradan rahatça yapabilirsiniz. Ama çoğunuzun bu görevleri rahatça yapacağını düşünüyorum. Bunlar yine çok zor sayılmaz boş taht görevleri. Asıl zorluklar sonraki görevlerde başlayacak. Onlara da geçeceğiz kısmetse. Yeni göreve bir sonraki bölümde geçeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.